ederim. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve diğer peygamberlere salat ve selam getirmenin önemini Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu özellikle vurgulamak isterim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve diğer peygamberlere salat ve selam okumak çok önemlidir. Bunu da Kur'an ayetleriyle sizlere açıklayacağım. Ahzab suresi 56. ayette Allah şöyle buyurur. Öncelikle sizlere Arapçasını okuyayım. Ne kadar sizlere tanıdık geleceğini göreceksiniz. اِنَّ اللّٰهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلِى النَّبِيِّ يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Öyle sanıyorum ki sizlere bu ayet çok tanıdık gelmiştir. Özellikle Cuma'ya giden erkekler her Cuma hutbenin öncesinde bu ayeti mutlaka dinlerler. Peki bu ayetin Türkçesi nedir? Ahzab suresi 56. ayet. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Siz de peygambere salat ve selam okuyun. Yani bu ayet bizlere peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Allah ve melekleri salat ve selam ederken bizlerin koşa koşa etmesi gerekiyor. Şunu da belirtmek gerekir. Tabii ki biz Türk milletinin ve İslam dünyasının bir şeyin ortasını bulmak gibi bir alışkanlığı yoktur. Kimisi ağzına sakız yapar, kimisi de diğerleri ağzına sakız yaptığı için bunu söylemekten imtina eder. Bir defa şunu kesinlikle ortaya koyalım. Allah'a inanıyorsan, Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan, Kur'an-ı Kerim'i getiren peygamber de Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre ona salat etmekten, selam etmekten kaçacak yer yoktur. Şimdi salat getirmekten imtina eden insanlara bakalım. Bu insanlar genel olarak Kur'an sevdalısı olan insanlardır. Peki Kur'an-ı Kerim'i sevip de peygamberi tanımamak olacak iş midir? Veya peygamberi sevmemek olacak iş midir? Kur'an sevdalısı dediğim insanların diğerlerinin aşırı riya yaptıklarını düşündüğünden dolayı biraz imtina ettiklerini düşünürüm ben. Şundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'i zaten peygamber sevdası olmayan insanın Kur'an'la işi olmaz ki. Şunu da ortaya koyalım. Bir insan çok konuşuyorsa veya çok yemin ediyorsa hepinizin bildiği gibi yalancıdır. Bunu aşırı yapan insanların ben yalancı ve riyakar olduklarını düşünüyorum. Şundan dolayıdır ki benim gözlemlediğim kadarıyla bu tür insanlar neredeyse her iki kelimesinden bir tanesinde bir de yuvarlayarak sallallahu aleyhi ve sellem derler. Bu kesinlikle samimi ve inandırıcı bir olay değildir bana göre. Belki birçoğunuz bana neden böyle düşündüğümü soracaksınız. Şundan dolayıdır ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği kitabın kendisinin yasakladığı neredeyse her şey bu tür insanlarda mevcut. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Benim bahsettiğim geneldir burada. Peki Peygamberimizin getirdiği ve yasakladığı şeyler nelerdir diyeceksiniz. Her şeyden önce Allah için birbirinizi sevin der. Allah için birbirini seven var mı bunların içinde menfaat olmadığı sürece? Allah'a ve peygambere hiçbir Yahudi, hiçbir Hristiyan bunlar kadar iftira atmamıştır. İftira bunların ağzının sakızıdır adeta. Zaten yalanı o kadar rahat söylüyorlar ki kul hakkına gelince, kamu hakkına gelince daniskasını yer bu tür insanlar. Tevazu bunların yanından bile geçmemiştir. Amerikalı bir yazar peygamberimiz hakkında bir kitap yazmıştır. Bu kitabında şunu söylemiştir. İktidarının zirvesindeyken mütevazi bir hayat yaşıyordu. Peki bu tür insanlara bir bakın bakalım ne kadar mütevaziler. Lüksün ortasında yaşıyorlar. Her taraflarından buram buram riya akar. Peki İslam riyayı yasaklamamış mıdır? Riyadan yanlarına yaklaşamazsınız. Görüntüleri başka, yaşantıları bambaşkadır. Peki İslam faizi yasaklamamış mıdır? Kâr payı adı altında bankaları kurup diğer bankaların aynı sistemiyle çalışıp sana helal faiz yediriyorlar bunlar. Onların menfaatlerine ters düşecek hem de Kur'an ayeti okuduğun zaman hemen saldırıya geçerler. Seni din dışı olmakla suçlarlar. Adalet, liyakat, ehliyet bunların yanında hiç önemli değildir. Her iki kelimelerinden biri ilimdir.
Peki sizlere soruyorum, İslam dünyasına ve dünyaya hangi ilmi ışığı yaymıştır bu insanlar? İmam nikahı adı altında, muta nikahı adı altında zinanın daniskasını yapıyorlar. Kendi peygamberlerine de öyle büyük bir iftira atıyorlar ki, peygamberimiz Hazreti Ayşe ile 9 yaşında Diye evlenmiş. bunu da ballandıra ballandıra anlatır bu tür insanlar. Bunlara şunu soracaksın. Ulan şerefsiz namussuz, sen kendi kızını, 9 yaşındaki kızını birine verip evlendirir misin? Ulan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz diye soracaksın. İnsan kendi peygamberine böyle bir iftirayı atar mı? Tabii kendilerinin çocuk tacizlerini meşrulaştırmak için kendi peygamberine böyle iftiraları bu tür insanlar Ya atarlar. dünyadaki insanlara yardım için toplanan paralarda bile yolsuzluk yapacak kadar aşağılık insanlar var bu tür insanların içinde. Yani sözün kısası, çok sevdiklerini iddia ettikleri peygamberin kitabının yasakladığı ne varsa hemen hemen hepsini yapıyor bu tür Yani insanlar. peygamberin getirdiği tevhid dinini adeta şirk dinine çevireceksin. Onun getirdiği kitabın yasakladığı neredeyse her şeyi yapacaksın. En çok peygamberi seven insan sen olacaksın. İki kelimede bir salat getireceksin. Bu olacak iş değildir. Tabii ki benim bahsettiğim burada geneldir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Tabii ki bu tür insanların içinde çok onurlu, namuslu, iyi Müslümanlar da var. Yani peygamberi sevmek her şeyden önce onun getirdiği kitabın emir ve yasaklarına uymaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmekten kaçış yoktur. Bu ayetle sabittir. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.